Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Haber vermeden canlı yayına başlayayım dedim. Bakalım kaç kişi gelecek. Merhaba. Arkadaşlar, haber vermeden canlı yayına başlayayım dedim. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Aleykümselam herkese. Benden de Çanakkale'ye selamlar. Maraş'a da selamlar. Arkadaşlar. Selam herkese. Lisans için TSF lisans diye yazarsan Google'da TSF'nin sayfasına yönlendiriyor. Çanakkale'ye selamlar. Maraş'a da selamlar. Bilece'ye de selamlar benden. Ben kendi sesimi duyuyorum bilgisayardan ya, neden duyuyorum? Ha, şimdi halloldu. Şimdi oldu mu arkadaşlar? Merhabalar Mustafa. Antalya'ya, memleketimize selam. Erzurum'a da selam. Manisa'ya da selam. Ülkemin bütün güzel şehirlerine selam. Ses yankısı bitti herhalde. TSF'nin üzerinde online turnuvanın şartlarına bakacaksın. Eğer bir şart yoksa, bazıları işte yaş kategorisi olarak belirliyor şartı. Bazıları ukde olarak belirliyor. Bir şart yoksa katılabilirsin. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz onları. Ben sosyal medya kullanmadığım için Twitter dışında. Oo, Osman Korkmaz, teşekkür ederim. Güzel. Puzzle mı çözelim? Size aslında bir tane maç anlatacaktım ya. Oyun sonu tekniğiyle ilgili Cuma günü konu yapalım. Bugün soru çözümü yapabiliriz isterseniz. Mardin'e de selamlar. Daha yeni başladım. Haber vermedim arkadaşlar bu sefer sürpriz olsun diye. İsterseniz puzzle rush yapabiliriz. Biraz soru çözelim. Diğer kanala video çektik bir tane. Ben eşimi çalıştırırken, beraber çalışırken video çektik. Onu koyacaktı. Bugün veya yarın. Ya bir tane bağış açtım 60 liralık. Valla PC'yi yenileyelim yani. Yeni aldım güya ama bugün biraz hallettim gibi bazı şeyleri diye düşünüyorum. 2 gündür çok başım ağrıyordu. Özmaz'ı daha iyiyim. 2 gündür başım ağrıyordu. Bugün daha iyiyim. Kendime geldim biraz. Katıl butonu açık, bağış butonları açık arkadaşlar. Bağış butonu da yani bir tane 60 liralık koydum. Osman Korkmaz, Kale Grubu, teşekkürler. Bir tane üye geldi. Şimdi ben oyun sonu anlatıp Cuma günü size oyun ortası strateji anlatmak istemişimdir. Canlı yayınları biraz öyle yapalım. Ben zaten maç yapıyorum sabahları kalkıp. Takip edenler görüyordur. Lichess'ten de Chess.com'dan da. Size de yararlı olsun canlı yayınlar. Böyle ders konu anlatımları güzel olur. Teşekkürler arkadaşlar. Yeni başlayanlar bol bol soru çözmeli. Tabii ki kitaplar önemli. Benim sistemim kitabını okuyun mutlaka. Bir de
Benim bu kanalımda yeni başlayanlar için videoların içine girin. Klasörler sistemlemiştim ben. O videoları izleyin. Yeni kanalımızda da eşimin anlatacağı konuları takip edin. O da başlangıç seviyesi için konu anlatacak. Şimdi çok güzel bir konum arkadaşlar. Anand Kasparov maçı, Linares. Önemli bir maç. Merhaba Emre. Yani Nietzsche selosu ile gerçek elo arasında bir 200-300 oynar diye tahmin ediyorum maksimum. Yani 200 puan, 300 puan maksimum oynar diye tahmin ediyorum. Ben de mi Ekin? Şimdi maç yapmayalım ya. Şimdi ben size konu anlatayım. Cuma günü de oyun notası anlatayım. Epey bir canlı yayın yapamadık. Yararlı olur böyle. Hem bir de ben dinlenmiş olurum, uzun sürmez. Oğuz Yalçıntuğ, yani 2 yaştan itibaren yavaş yavaş öğretmeye başlamak lazım bence. Bir temel vermek için yararlı olur diye düşünüyorum 2 yaşından itibaren. 2-7 yaş grubu için güzel bir kitap var. Babamın ve Müslüm amca diyeyim, arkadaşının çıkarttığı Hasem Yayınları olarak çıkarttı. Çok güzel bir kitap var. O kitabı biz kulüpte kullanıyoruz. Birçok kulübede verdik. İsteyenler oldu, beğendiler. Yaratıcı sorular var. O kitabı da temin edebilirsiniz. Gönderebilirim de ben. Yani 2 yaştan itibaren başlıyor. Orada oyunlar var, bilmeceler var, hikayeler var. Çocuğu sevdirecek şekilde. Evet arkadaşlar, hazır mıyız oyun sonuna? Şimdi Anand Kasparov maçı burada. Mesela ben bu konuma baktığım zaman ilk neye dikkat ediyorum arkadaşlar? İki tane şeye dikkat ediyorum. Bir, atları değişirsek berabere. Neden berabere? Çünkü teorik bir konum var. Köşe piyonlarında. Piyonun çıkacağı kare fil ile aynı renkte olursa kazanırsınız. Ters renkte olursa fil piyona şah beraber olur. Eğer beyaz şah A1'e yakın olan veya kendisi olan A1, B1, C1, C2 Sesini yakalatır. buradan kaynaklandı muhtemelen. Bu karelerde bulunursa. Merhaba arkadaşlar tekrar. O yüzden burada ilk baktığım şu. Bana bu konum sorulduğu zaman mesela. Atları değişirsem beraber oluyor. Çünkü şah A1'e çok yakın. Kısamıyorum, kısıtlayamıyorum şahın A1'e gitmesini, engelleyemiyorum. Ve beraber oluyor. Ha, birincisi atları değişmeyeceğim. Kazanma planım fil atı değişmeye çalışmak. Beyazın planı ise bu piyonu almaya çalışmak, beraber yapmak için. A5 piyonunu alırsa berabere. Ancak şöyle bir durum var ki ben de hatta chess.com'da bir turnuvada oynamıştım. İki fili at teorik kazanç. Oynadık. Benim iki filim vardı. Rakibin atı vardı. İkimiz de hani büyük ustaydık. Maçtan sonra hatta bana şey söyledi. Bu nasıl işte terbiyesizlik, iki fili atı oynuyorsun dedi. Halbuki teorik kazanç iki fili at yani. Bunun teorisi var. Ben de şey demiştim. İki fili atın kazanç olduğunu bilmiyorsan o unvanı nasıl aldın demiştim. Çok sinirlenmiştim. Bana çünkü küfür etmişti. İki fili at oynanır. At file. At file. Fil beraber ama iki fili at teorik kazanç. O şöyle teorik kazanç. At bir yerde sıkışıyor. Zugzwangta kalıyor. Şahı sıkıştırırken at da oynamak zorunda kalıyor ve atı fil sıkıştırabiliyor. Bundan dolayı oynanabiliyor. Hani ben o tür şeylere çok dikkat ederim. Benim at filim olsun, rakibin atı veya fili olsun, bayrak düşürmeye oynamamış bir zaman. Beraber yapalım. Çünkü konumun hakkı beraber ederim. Yani oradan kazanacağım bir puanın bir önemi yok benim için. Etik kurallara önem veriyorum. Ama iki fil atı kim gelirse gelsin oynarım sonuna kadar. Çünkü kazanç fikri var. Kale file kale. Oynanır sonuna kadar. Berabere, teorik berabere ama kalesi olan teorik berabereyi bulması lazım veya kale file olan kazancı bulması lazım. Vezire kale. Normalde çok zor kazanmak. Sonuna kadar oynanacak bir şey. Evet. Bilmiyorum, Chess.com'da oynamıştık. Ya Rus'tu yanlış hatırlamıyorsam. Kazanmıştım ben. Bir turnuvada oynamıştık. O pandemi dönemlerinde böyle open turnuvalar da şey yapılmıştı.
online yapılmıştı. Sunway Sitges oynamıştım bir tane. İşte Avrupa Bireysel oynamıştım. O turnuvalardan birisiydi galiba. Puzzle belki sonra doğru yaparız. Evet, burada dediğim gibi siyahlar atları değişmeyecek. Filli atı değişmeye çalışacak ama doğru konuda değişmeye çalışacak. Ve şahını yanaşmaya çalışacak. Beyazlarsa A5 piyonuna saldıracak. Şimdi burada atlar birbirini istiyor. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Atı kaçacağımız yer. Burada Kasparov kötü oynamış. Bakın çok ilginç bir konum göreceksiniz. Dünya şampiyonu Anand Kasparov herkes hata yapabiliyor. Yani çok basit bir konum. Size soracağım hamleyi ve çoğunuz bulacaksınız. Burada doğru hamle arkadaşlar at D7. Neden at D7? Çünkü at B6 oynayacak atı açtığı zaman. Mesela at B2 gelirse at B6. At A4 gelirse burada. At C4'ten sonra artık atları değişemiyor. Ve şaha yanaşma şansı doğdu artık. Siyahlar tempo kazanmış oldu. Eğer C4 oynarsa burada. Fil çarpı C4 güzel hamle. At C4, at C4. Şah B3'e. Burası önemli çünkü şah A4 gelirse ilginç bir şekilde kazanıyor. Şah E5. Şah B5'e. Şah D4 burada önemli arkadaşlar. Çünkü şah D5 oynarsa bu konumda C3'ten sonra bakın zugzwang konumu oldu. Ne anlamda zugzwang? Beyaz siyah şah ilerse C4 düşüyor. At oynarsa A5 düşüyor. Ama şah D4 geliyor. C3'e şah C3 de alabilirim. Bu artık kazanç. Eğer şah A4 oynarsa şah C5, şah C3, şah C3'e şah B5 tekrar oynayabilir ama şah C5 yeterli kazanç için. Çünkü köşe piyonunda sıkıntı yok at kaldığı zaman. Sıkı çalışmaya borçluyum. Şimdi bu at D7 hamlesini oynamamış siyahlar. At E4 oynamış. At E4 kötü bir hamle. At E4'e at B2 şah A4 gelmek istiyor. At B7'den ziyade at D7. Çünkü at B7'ye de aynı şeyler olacaktı. At D7 doğru hamle burada. At çarpı C3'e at D3. Şah E3. At C5. Fil F5. Şah B2. At D5, at B7. Evet, A5 piyonuna baskı yapıyor. Şimdi tabii şu var. A5 piyonuna feda yaptığı zaman da at fil matı olacağı için siyahlar her zaman bu anlamda rahat oynuyor. Çünkü feda yapamaz piyonu tuttuğum zaman. A4, C4, at B6, at D6, fil D3, C5. Şimdi kritik konuma geliyoruz. At D5'e şah A3, fil C2, at B5. Evet, kritik konumuz bu. Burada beyazda ne oynarsınız arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. İyi, herkesin bildirimi açıkmış ya. Hiç haber vermedim yine. Yüzü geçtik canlı yayında. Hamleler geliyor. Evet, burada bir kısmınız
Evet, eşim bildirim gelir gelmez hemen canlı yayına bağlanmış. Ben canlı yayına başlıyorum diye bağırdım. Bildirim geldi ona. Bu içimizde bayağı bir anant var ya. Ata 7 soru arkadaşlar. Ata 7 oynamış. Halbuki atçı 3 oynansa berabere konum. Şah D4, ata 4. Şah C4, at B6. Şah C5, at D7. At kaçıyor ve konum berabere. Ama bakın ata 7'ye çok ilginç bir şekilde kazanıyor. Şah D4. C6. At D5. At B5. Şah C5, C7. Burada ne oynarsınız? Çok güzel bir konum. Bunu görmemiş ana bence. Etütvari bir kazanç var burada siyahlara. Teşekkürler arkadaşlar. Melankolia. Yalnız at B6'ya at C3 oynayabilirim arkadaşlar. Sonra C8 vezir çıkıp feda edip A4'ü alacağım. Şu an atı kaçarsam ben D5'ten. Mesela at E7 oynarsam at C3 oynayacak. At A4 almak istiyor. Evet. Melankolia, bravo. Fil F5 ünlem. Peki, fil F5'e şah A4 alırsam nasıl kazanıyorsunuz? Hadi bakalım, bulun. Aleyküm selam Enes. Maç Chessbase'de var. Benim dosyamda var bu maç. Fil F5'e şah A4 alırsam nasıl kazanıyoruz? Fil D7 şah A5 oynarım. B5'i alamazsınız. C8 vezir çıkıyorum çünkü. Bravo Emre. Ufuk Tatar. Bakayım bir. At B6 kazanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir kazanç. Şah A5. At C4. Şah A4'e. Sürpriz. At C4 şah A6'ya. Fil C8. Şah A7 şah B5. Şah B8 at D6. Ve kazanç. Çok güzel bir mat oluyor. Fil F5'e. Ya yani etütvari bir kazanç olmuş. At A7 oynarsa nasıl kazanacağız? Birazcık geç oldu ama olsun. Vezir çıkmak istiyor yalnız şimdi ata 7'ye. Şah B6 oynarsak veya fil D'ye dönersek vezir çıkacak. C8 vezir çıkıyor arkadaşlar. Berabere olacak. Dikkat edin. Bravo Türkiye TT0. At C7, şah A4, şah B6 terk. Çünkü at düştü. Bakın. Çıkmadık candan umut kesilmez deyimi burada geçerli. Berabere gibi gözüken konumu. Eveleyip geveleyip kazanmış Kasparov. Ve yani kandırdığı demeyeyim de hata yaptırdığı kişi de dünya şampiyonu sonuçta. Anand. Ve minimal bir taş yoğunluğu varken oluyor bu. Hani çok fazla taş olsa hata hesap yapmada o seviye yine çok zor ama yapılabilir. Çok az taş var. Fikirler belli. Ama hata yapılabiliyor. Zaman sıkışması mı?
O baskı mı, artık hep baskı altında oynamak mı bilmiyoruz ama işte Satrancın güzelliği burada. Dünya şampiyonu da hata yapabiliyor. Bakın at file at konumu çok ender teorik kazanç konumundadır. Atın sıkıştığı. Mesela örnek vereceğim şimdi. Bir tane göstereceğim. Rastgele bir konum göstereceğim size. Hamlenin mantığına bakmayın. At C8'e fil C8 alabilirdi diye düşünmeyin. Sadece bir şey göstermek istiyorum. Mesela at fil at konumlarındaki teorik kazançlarından birisi bu. Rakip atın hiçbir yere oynayamayacak olması. Şahı sıkıştırıp mat yapma fikriniz var. Birinci fikir, ikinci fikir şahla atı gidip alma fikriniz var. Ama şahla atı gidip almaya çalışırken rakip şahta gelip atın kaçacağı yolları desteklemeye çalışabilir. Ama teorik olarak kazanç olması gerekiyor bunun. Çünkü at oynayamıyor. Teşekkürler arkadaşlar. Daha iyi hissetmeye başladım kendimi. Şimdi bu güzel bir oyun sonuydu. Yayın nasıl bu arada? Ses nasıl arkadaşlar? Bir düzeltme yaptığımı düşünüyorum bilgisayara ama ne kadar yararlı oldu bilmiyorum. Bu arada Özgür Bey'e de teşekkür ederim. Takipçilerden çok yardımcı oldu. Ayaz ne haber ya? Epeydir görüşmüyoruz. İki ata fil berabere ama iki fil at kazanç. Peki. Korçnoy Kasparov maçı. Çok güzel bir oyun sonu yine. Burada beyazlarla ne oynarsınız? Bakın Kasparov yine burada hata yapmış. Bu belki zaman sıkışmasından dolayı olabilir. 35. hamle. Geldi mi yeni konum? Sıra siyahta. Burada siyahlarla ne oynarız? Kasparov burada yanlış oynamış. Çok yine öğretici bir konum. Şimdi burada baktığımız zaman size çok ince bir detay vereceğim arkadaşlar. Önemli bir detay. Şimdi konumu değerlendirirken öncelikle bir piyon yapısına bakalım. Materyal dengesi eşit. Beyaz kale normal. Siyah kale aktif. Beyaz at pasif duruyor şu an ama oyuna girebilecek siyah at aktif merkezde. Yani taşlarda beyazın şey, siyahın beyaza göre bir aktifliği var. Ama buradaki piyon yapısı çok ince bir detay. Neden? Baktığımız zaman iki tarafında 3 alıcı var. A7 B7 E6 G5 H7 3 tane alıcık. H7 G5 bir alıcık, E6 ikinci alıcık, B7 A7 üçüncü alıcık. Beyazların da H2 birinci adacık, F2 E4 ikinci adacık, B3 A2 üçüncü adacık. Ama burada her şey eşit olsa dahi ki siyahların iki tane aktif taşı var beyaza göre. Beyazın bir normal bir aktif pasif taşı var. Kale C1'de normal diyelim, aktifleşebilecek çünkü. Siyahların adacıklardan dolayı bir üstünlüğü var. Bu önemli bir detay, ayrıntı. Neden adacıklardan dolayı bir üstünlüğü var? Şimdi izole piyon olarak baktığımız zaman E6 piyonu tek başına bir adacık ama ona ulaşmak çok kolay değil. Çünkü merkezde taşlar koruyabiliyor ama beyazın H2'deki piyonu, o da bir adacık tek başına. Ona ulaşmak kolay ama onu savunmak kolay değil. Yani H2 piyonu ciddi bir zayıflık. Bundan dolayı siyahın bir avantajı oluyor. Piyon adacıkları eşit olmasına rağmen, 3 adacık olmasına rağmen iki tarafta beyazın adacık durumu daha kötü. Daha zayıf yani piyon yapısı. Ve her zaman bir hedef H2. Bu ince bir ayrıntı. Bunu da bilerek oynuyor Kasparov tabii ki. Ama burada basit bir hata yapıyor. Sıra siyahta ne oynarsınız? Hamlelerinizi kaçırdım ben hep anlatırken.
Peki arkadaşlar şah D6'ya at C5 oynarsam ne var? Şimdi kale H3'e, kale C7 şah çekip aktif olabilir beyazlarda. Dikkat etmek lazım. Evet. Kasparov gibi düşünüyorsun. Kale D'de oynamış Kasparov'da ama kale D'de iyi değil. Bir tek bakayım mı? Abdurrahman bildi. Şah D6 burada kuvvetli hamle arkadaşlar. Şah D6. At C5'e B6 ünlem. Bravo. At D3. At D3. Şah D2. At C1. Şah C1, kale 5'ten sonra piyon finali siyah kazanç. Yani at C5 bir tehdit değil şah D6'dan sonra. Kale C7'yi kesiyorum. At C5 oynarsa B6 var. Ve kötü kalıyor beyazlar. Tekrar at A4 giderse de bir tempo daha kazanmış oluyor. Şahın merkeze gelmiş oldu. Ama Kasparov kale D7 oynamış. Mustafa Katıcı oldu. Şeyi görmedim ben. At C5'e ne oynarsın B6 yazdığını görmedim. Yazdıysan tamam doğru. Kasparov'dan iyisiniz tabii ki ya. Hepimiz iyiyiz Kasparov'dan. Bunlar hep Covid'in etkileri arkadaşlar. Şah E2. Hamle sesi mi geliyor? Ya Nightsy canlı yayına geldin. Konu anlatıyorum ben burada. Sen maç yapmak istiyorsun ya. Çok ilginç. Hamle sesini nasıl? Mert teşekkürler. Daha iyiyim ya. Geçti başarım ama hamle sesini bulamadım arkadaşlar ya. Chessbase'den ses mi geliyor? Board sounds kapalı. Nasıl ses geliyor ki anlamadım ben. Yani board sounds kapalı bende şu an. Şimdi şah D6'ya kale C8 inerse kale D8 evet bir tehdit ama kale H3 kale H2 ile oynayabilirim. Şimdi şahım B7 A7'ye saldığında B7'ye saldığında şahım yakın. Kale zaten H7 destekleyecek. G5'i at destekleyebilir. Ben H2 alıp geçer pen elde etmeye çalışacağım. Aynı zamanda kale H3 kale H2'den sonra at D3 F2'yi alma fikrim olacak. Yani iyi oyunculara karşı kazanç konumunda kaybetmenin sebebi tabii ki heyecan ve şey deneyim. Teknik de önemli burada. Tabii ki yaparım. Yarın hatta çalışmayla ilgili bir video yapayım size. Kale D'de oynamış Kasparov. Şah E2. At D3. Kale C3. At F4. Teşekkürler. Rigor Mortis. Şah F3, Şah F6. Şimdi dediğim size piyon alıcığındaki sıkıntı buydu başta söylediğim.
Beyazın H2'si ulaşılabilir ve korunamaz. Siyahın E6'sı ulaşılabilir olsa da korunabilir. Bu bir sıkıntı yaratıyordu. At C5. Kale C7. H4. Kötü bir hamle neden? Neden kötü? Varyanttan ziyade yorumlamanız gerekir. H4 niye kötü? Tempodan dolayı değil Mert. Bravo Emre. Barış Çikiçoğlu. Tanju Özmazı. Hasan Ziya. Chester. Bravo. Uzak geçer. Başka herkes yazdı. Uzak geçer elde ediyor siyahlar. Daha çabuk elde ediyor. H2'deyken bir de ona ulaşmam gerekecekti. Ama H4 ile daha çabuk elde ediyor ve burada ikisi de zaman sıkışmasındaymış. Yorumu şimdi okudum da maçın yorumunu. Zaman sıkışmasında evet. Daha çabuk uzak geçer elde ediyor. E5, HG5, Şah G5, Kale C4. Bu arada taş testleriyle ilgili pratik derslerdeki taş testleri liçesini kapattım. Chess.com'u da kapattım diye hatırlıyorum ben. O çok gıcık ediyordu. Ben de izleyince fark ettim. Taş seslerini kapattım. Evet, Ayaz ve Ekin doğru sizinki de. Kale C4'ü burada her ne kadar hatalı dese de ben güzel oynadığını düşünüyorum. Mantık olarak çok doğru bir mantık yapmış Kasparov. Şimdi uzak geçerim var. Ama beyazlar da buna karşı oyun elde etmek isteyecek. E5'e baskı yapacak, vezir kanadına baskı yapacak. Ha, bildirim sesi geliyor olabilir. Taş sesi gelmiyor. Çünkü benim şu an bilgisayarımın sesi açık. Chessbase'in ben taş sesini kısmıştım zaten. Sürekli Chessbase kullandığım için hem öğrencimi çalıştırırken hem kendim çalışırken taş sesi yok Chessbase'imde. Siyahlar beyazın vezir kağıdını sabitliyor. Efendim? Ha, o. Ben de aynı sesi duydum çünkü. B5. Yok, şu an yavaş basıyorum aslında ben sesli değil. Burada aslında söylediği şu. Diyor ki H piyonu bir an önce ilerlemeli diyor siyahlar. Ama B5'in bir mantığı var. B5. Kale C1 B4. Bakın A2 B3'ü sabitledi. Kale C4 A5. Sadece bir tempo kaybetmiş oldu. Yani bu konuda H5 H4 sürebilecekken A5 oynamak zorunda kalıyor. Bir tempo gecikmiş oluyor. Şimdi burada tabii ki kaleleri değişmeyecek. Kale C4 aldığında BC4'ten sonra geçer piyon oluyor. Kale F7 oynuyor ama diğer taraftan da şimdi A5 ve E5 hedef haline geldi. Yani piyonları ilerletti. Daha zor ulaşacakken beyazlar B'ye dahi diye şimdi daha rahat ulaşacak. Şah E3. At G2. Şah E2. At F4. Şah E3. H5. Artık siyahlar hazır ilerlemeye. Kale C5. Burada şimdi kale E5 şah çekeceği için şaha da yer açmak için G2 oynuyor. Kale F7 daha iyi kale D7'ye göre çünkü F7 kendi şahın geçişini engelleyecek. Şah E2'ye H4. E5 piyonunun bir önemi yok. Şu an benim H piyonum çok etkili. Onun üzerine oynamam lazım. Kale çarpı E5. Şah G4. Kale E8. At F4. Şah E3. H3. F3, Şah H4. Burada terk etmiş gördüğünüz gibi Şah H4'e. Çünkü hamlesi yok. Şah H4'ten sonra H2, H1 vezir çıkmak istiyorum. Kale H8'e. At H5. Şah F2'ye ne yapacağız?
Evet, şah F2'ye. Bul karayı, al parayı. Bul karayı, al parayı. Hadi. Ne oynayacağız? Temel mantık, temel prensip oyun sonunda. Bravo. Tek tek isim saymayacağım. Herkes doğru biliyor. Kale F3 olmaz Yakup. Kaan. Şah F3, şah 2'ye, şah K2 oynuyor. Yakalıyor. Şahı keseceğiz. Bravo. Vay be. Herkes doğru söyledi ya. Neredeyse. Kale G'yi terk. Yine yani. Eğer böyle devam etseydi. Evet. Şimdi arkadaşlar, iki tane maç incelemiş olduk. Bir tanesi kısaydı. O yüzden ikinci maçı da inceledim. Bugün biraz kısa tutacağım. Bir saate yakın tutacağım. Yine hiç haber vermeden 150'yi gördük neredeyse. Biraz da şey yapayım. Puzzle Rush yapayım size. Puzzle Rush'la bitirelim. Bakalım ayarlar. Biraz bekleyeceğim. Yayın geç geliyor. Nasıl gözüküyor acaba? Bir bakar mısın sen yayından nasıl gözüküyor? Mobildeyken katıl gözükmüyor galiba. GLKN pozisyonel konular hoşuna gidiyorsa ama taktiğin iyiyse pozisyonelde biraz daha agresif varyantlar seçebilirsin. Mesela pozisyon oynamaya devam edip. Tamam, ekranı ayarlayacağım şimdi. Dur, şimdi ayarlıyorum. Sonra. Şimdi pencere yakalama niye böyle oldu ya? Chessbase'i kapatayım ben bir. Şeyi yapamıyorum ya ayarına. Çok ilginç. Kamera gözükmüyor ya bu.
Bunu yaptığım zaman sanat esaslanmış işte kusurlu aslında kusurları var. Oynanmayan varyantlar var. Neyse kamera gözükmüyor arkadaşlar. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum. Başlıyorum. OBS kullanıyorum ama OBS şey bilgisayarın kamerası. Tamam, şimdi anladım dediğinizi ve yaptım. Başlıyorum. Tamam, hallettim, hallettim. Evet. Mouse niye böyle garip hareket ediyor Mouse çok garip hareket ediyor. Ay ben mouse. Kaleci bir mat yapıyorduk demin ya. Niye kaleci bir mat yapmadık? Peş peş hamle yapamıyorum. Çok yavaş atıyor mouse. Allah Allah mouse garip ya. Bugün o kadar yaptım. Allah Allah kaç aşağı. Ay masum. Koş 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 koş.
Niye ya? Vezir G7 şah çekecektik. Ay kaleciydi ya. Bir tane daha yapalım. Mouse çok garip hareket ediyor ya. Piyonlar nereye gidiyor? Ben hamle yapana kadar. Bu ne ya? Nasıl bir konum bu? Yok yok, bu olmaz. Ne ya? Basit düşünelim.
Çok yavaş çözdüm de mouse'um bir garip. Neden bilmiyorum ya. Bugün yeni aldım mouse'um. Ve hızlı oynay oynatabilsem masum. Ay, ya. Nasıl bir soru bu ya? Gelsem. Ay ne yapıyorum ya? Kafam karıştı. Ay kalede bir mat oluyordu ya. Şah F5 katacaktım ya. Ay, kafam gitti iyice. Bu son olsun. Vezir G4 ya. Vezir G4 niye? Vezir G4 düşünüp attı F3 oynadım. Durdum.
İlk ben gidiyorum. Koş 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 koş. Koşmaya devam. Koş koş koş. Bazen öyle şaşırıyorum ya, tek hamle mat. Niye soruyor diyor. Bekliyorum mesela. Koş koş. Piyonlar nereye gidiyor? Koş 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 koş. O A2 boşta değil mi ya? Her şey boşta olunca kafam karıştı. Şimdi bu açmaz da. D5'i alsam. Şah. 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 Allah'ım, bir de vezir çıkıyor. Son hamleyi de yapıyoruz ya. Konumu algılayamadım daha. Bizi G7 niye almadım ben? Aa. Vezir E7 var buna ya. Yoruldum galiba. Burada fila 3 direkt... Ha, fila 3 bir dakika. Evet, fila 3 bitiriyor direkt ya. Evet arkadaşlar. Son dedikçe yapıyorum ya. Ne yapacağım? Koşarak çıktık. Bazen beni çok şaşırtıyor ya. Bir saniye.
Ben diyorum film niye açamıyorum ben ya? Mouse çok garip bir şekilde yavaş ya. Farkında mısınız bilmiyorum. Çok yavaş. Masum yavaş diye sonuna kadar oynuyor ya. Kalibe 6 niye almadım ben ya? Neyi düşünüyorum ki ben ya? Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Valla son diyorum şey yapamıyorum ya. Kalkamıyorum başından. Teşekkürler canlı yayına katıldığınız için. Yarın oyun ortası stratejisi yapacağız canlı yayında. Yarın akşam 10'da olacak arkadaşlar canlı yayın. Bir de yarın video atmayı planlıyorum kanala. Kendime geldim daha iyiyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kime ne cevabını vermemişim? Ne olmuş? Müzik mi? Klasik müzik de güzel olur aslında. İyi akşamlar. Orada hissiyatınıza güveneceksiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.